Duraklı köyündeyiz, Gebze'deyiz ve güzel bir tarihi evin önündeyiz. Sizden dinleyelim bu evin hikayesini. Hoş geldiniz öncelikle köyümüze. Gebze'nin Duraklı köyü. Evimiz aşağı yaklaşık olarak 200 yıllık bir evdir. İki kardeşin yan yana olan bir evidir. Birbirlerine geçişler vardır bu evlerde. Yani gelinler ve kızlar birbirine rahatlıkla gelebilmeleri için, gidebilmeleri için altlarında ahırlar vardır. Hayvanlar kalırdı, bağlıdır. Her odasında birer tane hamam vardır. Hamam dediğimiz duş yeri vardır. Yeni şeyler. Eski adla nedir? Yüklük değil ama duş yeri diye deriz. Ocaklar vardır. İçeride büyük salonlar vardır. Ocak deriz eski isimlerinden. Hala dururdur. İçerisinde yaşayan kişiler yok ama içeride bir barınırlar. Kerpiçtendir. Gördüğünüz ahşaptandır. Çamurdan yapılmıştır. Bu şekildedir evlerimiz. Kaç kişi oturur burada? Yani şu anda geçmişte kaç hane aile oturur? 8'er, 7'şer, 3 hane, 5 hane her gelinin ayrı ayrı odası vardır. İçerilerinde de banyoları vardır. Ve içeride de büyük bir salon vardır. Hepsi akşam olduğu zaman oraya toplanırlar ve sohbet ve yemek orada yapılır. Erkeklerimiz köy meydanına toplanırken bayanlarımız, genç kızlarımız bayram yeri çayırlıkta ve meydanda toplanır. Daha önceden burada dutlarımız, dut ağaçlarımız vardı. Sanıncaklar kurardı geçmiş zamanlarda. Ama şu anda sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz bu şekilde yaptı, burayı güzelleştirdi, gençlerimize sundu. Bayramlarımız olması olmazlardı. Kurban bayramımız, Ramazan ve Şeker bayramımız ve yaklaşık olarak 600'lük, 700'lük bayramlar geleneklerimizdir. Bayram öncesi arfe günleri mezarlığa gidilir. Mezarlıkta temizlik yapılır. Temizlikten sonra köylünün yaptığı yemekler ve lokma, helvadır, börektir sunulur. Gençlere yedirilir. Meşhur ressam Osman Hamdi Bey'in çizdiği Gebze Meydanı. Biz Gebze köylerindeyiz. Ama yemeklerimizi tanıtıyoruz. Ve bir başka güzel, aman Allah'ım, bayramlık özel misafirlere yapılan yemekler gördüğünüz gibi. Aman Allah'ım, bunun hikayesini bir dinleyelim efendim. Kabak, nedir bu efendim? Kabak çiçeği dolması. Bunu da hemen sabahleyin erken toplayacaksın çiğde. Yoksa kapanır, gündüz yapamazsın. Erkenden topluyorsun, içini hazırlıyorsun. Gene bulgurların şeyini kapanmadan çiçekleri dolduruyorsun. Bayramlarımız sanayi şehriyle tanınan Gebze'mizin köylerinde geleneksel bayramlarımızı yaşamaya devam ediyor. 3-500 yıllık gelenek, görenekler yine aynı şekilde devam eder. Atalarımızdan, babalarımızdan gördüğümüz şekilde bizler de yapıp çocuklarımızı geleceğe bırakmak istiyoruz bu güzel aletlerimizi, geleneklerimizi. Mancarlı pidemiz, misafirlerimize ikramımız olan, ev oturmalarında bir yeri götürdüğümüzde, misafirliğe gittiğimizde Gebze'mizin, Kocaeli'nin mancarlı pidesi. Gebze Köy Kadınlar Platformu'ndan Melek Bulut, Gavdirek dolması. Çiçekli mancarın yaprağından olur genelde. Bayramlarda biz bunu yaparız mevsimine göre. Tabii şimdi tam mevsimi bunu. Marul salatası. Nenem derdi ki, ay çocuğum git bahçeden yoğurt marul topla, hemen yoğurt marul salatası yiyelim derdi. Soğuk su gelir hemen yaparız bahçeden toplayıp. Salatamızı bu sofralarımıza, misal bizim gelenek senelerin geleneği belki 700 yıllık diyeyim. Marul salatamız bizim. Yöresel el yapımı köy baklavamız. Gebze köylerinde el açıldı. İçine ceviz koyduk. 60 kat olarak yapılır. Birkaç gün önceden yapılır. Daha sonra da akşamdan şerbetlenir. Ertesi günü daha fiyatlı yenir. İçerisinde ceviz ve fındık bulunmaktadır efendim. Ne bunun tam baklavanın çeşitleri oluyor mu? Evet, Gebze oturtması olur. Özellikle Gebze oturtmamız var. Bir de sütlü Nuriye diye bir tatlımız var. Yine Kocaeli'ye, Gebze yöresine ait. Tabii baklavamız ama en çok. Peki Gebze oturtması, onu bir açın bir parça. Ya niye Gebze ya? Ne özelliği var onun? Şimdi onu Gaziantep'ler kızmasın. Yeni oradan geldim ama bizi kandırdılar. Bize iyi baklava dediler. Geldim eve şekerlenmiş, hiçbir şeye benzemiyor. Evet. Buyurun. Onun da özelliği yuvarlayıp keserek açtığımız için oturtma oluyor. Diğer ismi işte annelerimiz o zaman daha kolay olsun, onu açması şey olur diye onu daha çok yapmışlar. Oturtma, Gebze oturtması efendim. Bir oturuşta bitiyor. Beni çok çok böyle geçmişe evet. De götürdü. Nedir onu bir anlatın efendim. Bu iğne oyasıyla yapılmış. Atalarımızdan kalma bir tülbent. Şimdi bazı bölgelerde yemeni günümüzde de eşarp şeklinde ifade ediliyor.
Özellikle renkli olan, buradaki oyaları çeşitli olanları genç kızlarımız ya da namı diğer yeni gelinlerimiz kullanıyor. Birazcık da artık babaanne olanlar, özellikle daha yaşı ilerlemiş ninelerimiz ise sadece şurada çıtır çıtır derler. Oyaları geçiyor, bacak derler, ayak derler, hafif. Namazlarında üzerlerini alıyorlar. Bürme. Bu şekilde de onların hem yaşını hürmet ediyoruz hem de durumlarını anlıyoruz. İşte babaanne midir, anneanne midir, kayınvalide midir şeklinde. Bu da aynı zamanda Türk örf ahlakında da çok önemlidir. Osmanlı'da hani derler ya hasta olanın evinin önünde bir sarı çiçek vardır, girme bu sokağa. Bu evde bir kırmızı çiçek varsa bu evimizin hanım kızı vardır, dikkatli konuş şeklinde. Bu da bir nevi toplum içerisinde durumunu belli etmek. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun abi. Bayramlar. Bayramlar.